Yolun açık olsun evladım. Eyvallah baba. Yolun açık olsun iyi. Eyvallah Emre. Haydi bismillah. Bu büyük bir vazife beyim. Başarılı olursa beylik yolu açılır Gündoğdu'ya. Senin gibi bir babaya yakışan bir evlat olduğunu herkese gösterdi. Oğlumdan ne istersin Kurdoğlu? Babanın geleceğini onun ellerinde görüyorum Süleyman. Baktım ki sen yanlışın içindesin. Ben de yeğenime destek olurum. Doğrusunu eğrisini ölçüp bitsin diye gözlerini açarım onun. Sen ne dersin Kurdoğlu? Bende yalan yoktur beyim. Beni tanırsın. İçim dışım birdir. Sen koşumları yanlış ata bağladın. Ne vakit bilir misin? Ta Halep'e Ertuğrul'u elçi olarak gönderdiğin gün. İşte o gün bugündür. Ben daha ölmedim Kurdoğlu. Babanın geleceği senin ömrünle kaim değildir. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Hepimiz gelip geçeceğiz. Uğruna hatunumla evlatlarımı verdiğim bu obayı avrat peşinde koşan bir hergelenin ellerine bırakmayacak kadar sağduyuluyum elhamdülillah. Mesele bundan ibarettir. Şövalyelerin hazır mı Titus? Evet efendim. Harada beni bekliyorlar. Güzel. O iş bitince Yehuda ile birlikte Ertuğrul'un peşine düşmenizi istiyorum. En zayıf anında işini bitirin. Tapınakçılar konsülü toplanmadan bu meselenin hallolmasını istiyorum. Emredersiniz efendim. Gezinti için teşekkür ederim amcacığım. Güzel Zuhra. Rüzgar gülünü hazırlattım senin için. Uysal ve akıllı bir hayvandır. Teşekkürler amcacığım. İyi eğlenceler Isadora. Babanın geleceğini düşünen senin gibi adamlar oldukça çok şükür sırtımız yere gelmez Kurdoğlu. Eyvallah Kurtlu. Karabudak, ya sen ne düşünürsün? İyi dersin, güzel dersin beyim. Benim yaşım kadar cenk etmişliğin, bir o kadar obaya hizmetin vardır. Senin ağzından çıkan her söze itimat edilir. Lakin... Lakin? Saygısından diyemez. Ben onun yerine diyeyim. Aranızda istişare etmişsiniz belli.
Mesele Süleyman Şah ise iki kere durup düşünmek gerek. Bunu en iyi bilen sensin Kurdoğlu. Sabahlara kadar cırcır böcekleri gibi istişare etmişsiniz. Peki nereye vardınız? Gündoğdu'nun bey olmasını istersin de neden kendin bey olmak istemezsin? Benim makamda, Akça'da gözüm yoktur Kutlu, bilirsin. Olsa en zor zamanlarda bu işi pişirir, toyu toplardım. Peki niye Gündoğdu? Senin bundan çıkarın nedir? Sürü satışından gelen akçalar keselerinizi doldurduğunda neden Gündoğdu dediğimi anlayacaksınız. Sadece siz değil, Ertuğrul'la babası yüzünden evlatlarını, kocalarını, sürülerini yitiren ahali de anlayacak bunu. Ölen öldüğüyle kalır. Acıyı yaşayanlar bilir. Obamız taze doldan, oğulsuz anadan geçinmez oldu. Otağın önünde kendine de, sersem ahaliye de yok fütühat, yok cenk diye dolduruşa getiren bir bey mi istersiniz? Yoksa obasını ihya eden, işini iyi bilen bir bey mi? Ustalık kılıçların kınında güçlü olması mı? Yoksa kınından çıkıp acı üstüne acı, kan üstüne kan kusması mı? Beyim, iyi misin? İyiyim. İyiyim de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Hayme. Kurdoğlu gözümü açtı. Uyandırdı beni. Sen ne dersin beyim? İnsanın evladı bile olsa beylik vakti geldiğinde kibir putları bir bir çıkarmış ortaya. Oğuz destanlarında duyduğumuz, bildiğimiz gibi her şey etrafımızda olur da biz farkında olmazmışız. Ama şimdi her şeyi daha iyi görüyorum. Neyi görüyorsun? Bey kocayınca, kibir putları birer birer ortaya çıkınca otağda fırtına dinmek bilmezmiş. Belki de en doğrusu sular durulmuşken beylikten çekilmeyi bilmektir. Şam Melikesi ile Sultan Alaaddin'in evliliği çok mühim Gündoğdu. Sultan Alaaddin, Haçlılara ve Moğollara karşı Eyyubi Selçuklu ittifakının güçlenmesi adına bu evlilikten doğacak çocuğunu veliaht olarak ilan edeceğini taahhüt etti. Sultan Alaaddin'in 9'lu hediyelerini gördüm. 9 atı, 9 hilatı, 9 köleyi. Kim bilir içinde daha neler vardır. Selçuklu'ya da böylesi yakışırdı. Zor ama yerinde bir karar Ersogun Bey. Şimdi daha iyi anlıyorum Şam'a gidecek kervanı neden saklı tutmak istediğinizi. Lakin o kefereler bunu öğrenecek olursa buna engel olmak için her şeyi yapacaklardır.
Allah razı olsun kardeş. Peki ya Kurdoğlu? Benim emmeme itimadım tamdır. Lakin babamın ve Ertuğrul'un içine şüphe bir kere düştü. Süleyman Şah otağdan onu gönderip benimle baş başa konuşmak isteyince anladım bir mesele olduğunu. Yalnız şunu iyi bil Gündoğdu. Kurdoğlu'yla cenk etmişliğim vardır. Bugüne kadar gördüğüm en iyi savaşçılardan biridir, yiğittir. Üstelik bunca zaman babana hizmet etmişliği de vardır. Emin, kurduğun tezgahtan alnı açık bir şekilde çıkmayı başaracaktır. Eyvallah Ersogun Bey. Ne zaman arzu ederseniz yola düşeriz. Biz hazırız Gündoğdu. Lakin önce birkaç lokma yemek yiyelim. Malum yolumuz uzun. Eyvallah. Hep beraber. Buyurun. Buyurun. Isadora. Amcacığım. İyi günler. Buyur kızım. Aykız ararım. Aykız mı? Ben babasıyım. Sen kimsin? Tapınakçıların kalesinden geliyorum. Adım Isadora Manzini. Üstad-ı Azam Petruccio Manzini'nin yeğeniyim. Turgut Alp'ten haber getirdim. Ne demek kaçtı? Yeğenim nereye kaçar? Neden kaçar? Bağlı olan atını çözüp bize haber vermeden kaçmış efendim. Lanet olsun. Beyim, gelen giden yok. Gün bitmeden gitmeliyiz. Epey yolumuz var da. Haklısınız. Dönelim artık. Alplere hemen haber verin. Hazırlansınlar. Gündoğdu Bey'imizi bekletmek olmaz. Demek ki Kurdoğlu hain değilmiş ha. Hay canına yandı. Adamcağızın günahını almışız. Ne dedin? Boş ver sen. Hazırlanın. Hadi yola çıkalım. Nerede o? Kızım senin hakkındaki her şeyi biliyor Petruccio. Nasıl bir katil olduğunu, nasıl bir şeytan olduğunu. Senin hakkındaki her şeyi biliyor. Nasıl? Nasıl öğrendi yaşadığını? Bunu asla öğrenemeyeceksin. İbnül Arabi'nin sırrını öğrendim. Artık sana ihtiyacım yok. O sırra vakıf olabilmek için
Önce insan olmak gerekir. Sana da, kızına da ihtiyacım yok. Kızın zafer kazanmana engel olacak Petruccio. Niyet, bana kısmet. Thank you.
lanet olsun. Geceyi burada geçireceğiz. Rıza, adamlara söyle. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra istirahate çekilebilirler. Emredersiniz beyim. Atları da şu aşağıdaki dereye götürün. Sultanın hediyesi 9'lu atları diğerlerinden uzak tutun. Emredersiniz beyim. Arkadaşlarımızın kanı yerde kalmaz Titus. Bizde de öyle. Bu savaş daha yeni başladı Gündoğdu. Eyvallah. Ama şunu unutma. Soyumuzdan bir kişi bile hayatta kalsa sana huzur yok. Thank you.
Buraya kadar evlatlar. Bundan sonra size müsaade yok. Ben bir müddet gelmeyeceğim. O vakte kadar burada bekleyesiniz. Ben gelene kadar da bu daireden dışarı çıkmayacaksınız. Eyvallah efendim. Sana gelince evlat, döndüğün vakit gönlündeki ifşa olur. O vakte kadar sen de bu dairenin dışına çıkmayacaksın. Merak etme, çıkmayacağım. Hadi Allah yardımcınız olsun. Nereye gidiyor bu İbnüler abi? Bilinmez. Ne vakit döner şey? Bilinmez. Ne bilinir peki? Hat bilinir efendi. Hat. Şeyhim ben gelmeden buradan dışarı çıkma dedi sana. Döndüğü vakit gönlündekin ifşa olacağını da söyledi. Otur. Bekle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Ey salih insanlar cemaati. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuh. Meclisiniz bereketli, dualarınız makbul, gönlünüz safalı olsun. Hoş safa geldin. Bereket getirdin meclisimize. Gözlerimizden ırak idin. Lakin gönlümüzden uzak değildin. Hoş bulduk Salih kardeş.
Sizlerle bizi birleştiren Rabbimize hamdü senalar olsun. Her işte bir hayır vardır. Rabbimin her işi hikmetlidir. Hikmetini bilmesek bile kadere teslim oluruz. Alemi İslam'a bakınca sanki ahir zamandayız gibi gelir bana. İslam ümmeti ahir zaman ümmetidir. Peygamberimiz son nebi, ikindi vakti ümmetiyiz biz. Lakin kıyamet vaktini sadece Allah bilir. Bize düşen elimizde bir fidan varsa onu dikmektir. Vakti genişleten ve daraltan Allah'tır. Durdurmamız lazım. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethettiği gün Kabe'deki bütün putları birer birer kırmıştı. Ne kutlu gündü o. İnsan içindeki putları kırmak Kabe'deki putları kırmaktan daha mı kolaydı beyim? Doğru dersin Hayme. Obamı hatta otağımı kibir putlarına tapanlar birer birer işgal etmiş. Kimi dersin? Kurdoğlu mu? Bir tek o olsa iyi. Gündoğdu'mu da zehirler. Bunu da görürüm. Bir kez daha haklı çıktın Hayme. Sözlerine kulak vermemekle ben de bir kez daha hata ettim. Gündoğdu evladım er geç her şeyi anlayacaktır. Kan kardeşim benim beyliğimi kabullenemezken töre uğruna aldığım kararlar ahali tarafından hoş karşılanmazken benim beylik makamını işgal etmemin ne manası var Hayme? Üstelik kendi hastalığımla da baş edemezken. Ya senin otağda olmayışını fırsat bilirlerse? Ya ummadığım meselelerle obaya tebelleş olurlarsa. Kibir putları teker teker kırılana kadar ben de ne gerekiyorsa onu yaparım. Destur var mı beyim? Gel. Alpargu. Ertuğrul Bey'imizi öldürmek için Akçakoca'nın çadırına girmiş. Anlat bakalım adı öte. Dinliyorum. Ne zaman bitecek bu Selcan Hatun?
Sana diyetimi ne vakit ödeyeceğim? Bunu zamanı gelince derim. Şimdi de hele. Desene be kadın. Dilini mi yuttun? Haymana ağabeyi Korkut Bey'in obasına niye adam gönderdi? Ağabeyle ne iş çevirir? Kız meselesiymiş. Kız meselesi mi? Hayırdır? Kime kız ararmış? Konuşsana. Gün doğdu beyime.